her zaman canlı kal. Abone ol, Flash Haber'in özgün içeriklerini kaçırma. Değerli izleyiciler, hepiniz hoş geldiniz. Haberdar'la bugün de karşınızdayız. Siyaset gündemi çok sıcak. Şu anda CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başar'ın konuşması var. Hemen kendisine bağlanıyoruz. ...31 Mart seçimlerinde önemli bir başarı elde ettik. %38 ile Türkiye'de birinci parti olduk. Türkiye'de toplam 35 ile birinci olan partimiz en çok büyükşehir, il, ilçe belediyesi kazanarak birinci oldu. Nüfusun %65'ine, ekonominin %80'ine hizmet etme, dokunma yükümlülüğümüz var. Biz seçimlerde, seçim öncesi ve sonrası hep şunu söyledik. Bize oy veren de vermeyen de bizim. Belki bize oy vermeyip kaybettiğini düşünen milyonlarca vatandaşımız var. Hayır, onlar kaybetmedi. Türkiye'nin her yerinde onlara da sahip çıkacak, onlara da dokunacak, onlara da sarılacak belediye başkanları var. Yani artık onlar, bunlar, siz, biz kavramları bu seçimden sonra bir tarafa bırakıldı. Ayrıştırmayacağız, bölmeyeceğiz. Oy verenle vermeyeni düşmanlaştırmayacağız. Sandık kapandıktan sonra bizim belediye başkanlarımızın birinci görevi, nerede bir mazlum varsa, nerede bir ihtiyaç sahibi varsa, nerede dokunulması gereken bir aile, yurttaş varsa, ona kime oy verip vermediğini sorgulamadan dokunacaktır. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nı dikkatle dinledim. Herhalde %54'te birinci parti olduğunu söyledi. Aslında ah bu hesaplar, ah diyorum. Belki bu hesapları doğru yapsaydı bugün ekonomi de bu durumda olmazdı. Bugün Merkez Bankası bu kadar zarar etmezdi. Bugün %70 faiz olmazdı. Bugün enflasyon bu durumda olmazdı. Bence Sayın Cumhurbaşkanımızın matematik hesabında ciddi bir sorun var. Eğer bu seçim sonuçlarında çıkartılacak en büyük ders birinci parti olduysa vay halimize. Biz hesaba buradan bakmıyoruz. Halk bir uyarı yaptı. Halk ciddi bir uyarı yaptı. Bu ülkede ezilenler, emekliler, işçiler, emekçiler, öğrenciler, çiftçiler bir uyarı yaptı. Bence olaya oradan başlayarak gitmek çok daha mantıklı olacaktır. Özellikle AKP grubu, MHP grubu halkın yaptığı uyarıyı dikkate alıp dünden beri gelen grup önerilerine bir bakmaları lazım. Neyi getiriyoruz? Emekliyi. Neyi getiriyoruz? İşçiyi. Neyi getiriyoruz? Ezilen kesimi. Artık bu önerileri okumadan, bakmadan hayır diyenleri gördük ki sandıkta da halk onlara hayır diyor. O zaman bu parlamentoyu bu uyarıları dikkate alıp hep beraber çalıştırmalıyız. Bizim milyonlarca emekliye, işçiye, çiftçiye, ezilen kesime bir borcumuz var. Bunu hep beraber yapmalıyız. Şimdi seçimin hemen sonunda neyi gördük? Merkez Bankası'nın borcunu gördük. 2023 bilançosu açıklandı. 2023'te Merkez Bankası'nın 818 milyar zarar ettiğini gördük. Arkadaşlar bakın, 2013'ten 22'ye kadar 320 milyar kar eden
Merkez Bankası'nın 10 yıllık karının 2,5 katını geçen sene zarar olarak göstermişiz. Peki bu 818 milyar kim aldı? Doları olanlar aldı. Doları olanlar kur korumalı mevduat denen rezalet sistemde zenginleşti, cepleri şişti, kasaları doldu. Ama bu ülkenin emekçisi, bu ülkenin ezilen kesimi daha da fakirleşti. Şimdi bakın, çok açık, emekliye para yok. Merkez Bankası'nın zararını bölsek emekliye, yani 16 milyon emekliye 50'şer bin lira para verebiliyoruz. Emekli borcunu ödüyor. Ya da deprem bölgesinde 500 bin tane konut yapabiliyoruz. Ya da yapılan bu köprüler, bu yollar, bu hastanelerin fazlasını yapabiliyoruz. Biz niye verdik bu parayı? Ha seçimlerde hala kendini birinci sanan Cumhurbaşkanı'nın hesaplarının hepsi böyle. Şimdi vicdanlarda bir sorumluluğu olmadığını biliyorum. Siyasi sorumluluğu halk zaten sandıkta cezayı verdi. Ama bunun hukuki ve cezai bir sorumluluğu olmalı. Konuşurken bile bu rakamları terliyorum. 818 milyar bir yıldaki zararımız. Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin gelirlerinin %10'undan fazla arkadaşlar. Kime gitmiş? Bir grup zengine gitmiş. Bakın ülkeme sesleniyorum. Ailenin korunmasına 12 milyar ayırmışız. Adalete 201 milyar ayırmışız. Çocukların korunmasına 26.6 milyar ayırmışız. Göç yönetimine 21 milyar ayırmışız. Ormanların korunmasına 21 milyar ayırmışız. Merkez Bankası zararımız 818 milyar. Bu tablo utanç verici bir tablodur. Bunlardan ders almalı. Aklı, bilimi, bugün de unuttuğu matematiği tekrar çalıştırmalı. Ve bir kez daha söylüyorum, 818 milyar zararın hukuki ve cezai bir sorumluluğu olmalı. Diğer bir konu, hafta sonu Antalya'daydık. Teleferik faciasında hepimiz üzüldük, bir yurttaşımızı yitirdik. Ama onun da sorumluluğu, cezası yeni seçilmiş, 30 yıl sonra kazanmış olduğumuz %50 oyla kepeze kesildi. Neden? Genç bir hakim arkadaşımız tutuklama kararı verdi belediye başkanına. Ve gerekçesinde şunu söyledi, siz dedi 18 Aralık'ta istifa etmiş gözüküyorsunuz. Oysa 28 Kasım'da istifa etmişti. Çünkü Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim takviminde 1 Aralık'ta kamu görevlilerinin istifa etmesi gerekiyordu. Ve YSK 1 Aralık'ı kabul etti, aday oldu, belediye başkanı seçildi. Ama 18 Aralık'ı kabul eden bir mahkeme sorumlu tuttu ve kendisini tutukladı. Şimdi ben buradan sesleniyorum. YSK mı yalan söylüyor? Antalya Suç Ceza Hakimi mi yalan söylüyor? Tam bir rezalet, tam bir hukuk skandalı verilen karar. Meclisten de sesleniyorum. Dün Antalya'dan seslendik. Seçilmiş belediye başkanımızı derhal tahliye edin. Halkın iradesine mahkeme kararıyla darbe yapmayın. Son olarak meclis seçimden sonra ilk kez bu hafta çalışmaya başladı. Bir kez daha tüm parti gruplarına sesleniyoruz. Türkiye'nin her yerini gezdik, dolaştık. İnsanlarla, milyonlarla iletişim halindeydik. Bize önemli görevler verdi, önemli istekleri var. Artık saraydan gelen yasaları değil, saraydan gelen talepleri değil, halkın gerçek sorunlarını lütfen burada tartışalım. Bunu beraberce de yapabiliriz. İşte bugün de emekliyle ilgili bir grup önerisi var. Diğer partilerin grup önerisi var. Gelin bunları mecliste çözelim. Çünkü halk, emekli, işçi, yoksul kesim açız, kurtarın bizi diyor. Ve bu işle birinci derece meclise düşer. Meclisten yaptığım basın toplantısında
seçimden sonraki ilk basın toplantısında tüm gruplara sesleniyorum. Halkın gerçek sorunlarını burada tartışalım, konuşalım. Birileri istemese de karar verelim. Biz sarayın değil, biz sarayların değil, biz tek adamların değil, biz halkın milletvekilleriyiz. Onlar için çalışmaya devam edelim diyoruz. Bize oy veren milyonlarca yurttaşımıza teşekkür ediyorum. Vermeyen yurttaşlarımıza da son kez buradan söylüyorum. Onlar oy vermese de bizim göz bebeğimiz 85 milyon bizim, bizim belediyelerimiz herkese hizmet edecek diyorum. Soru varsa alayım. Önce borçlarla başlayayım. Tablo günden güne geliyor. Mesela Denizli Büyükşehir Belediyesi 11 milyar lira borçlu devraldı. Sancaktepe ilçemiz 2 milyar, Kütahya Belediyesi 1.7 milyar, Gölbeşi bir ilçe belediyesi 1.6 milyar, Kilis 500 milyon böyle geliyor. İnanılmaz bir borç yükü var. Yani bir belediyeyi yöneten bir kişinin öncelikle bir kamu sorumluluğu olması gerektiğini bilmesi gerekiyor. Şimdi Mehmet Şimşek bunu söylüyor. Çok güzel. Yeni mi aklına geldi? Jacuzzi'lerde duş alanlar, birden fazla makam arabası olanlar, Denizli Belediyesi'ni 11 milyar borca batıranlar, bunları yaparken aklın neredeydi Sayın Bakan? Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçtiği için mi bu belediyelere bu kısıtlamayı getiriyorsun? Getirme, hiç getirmene gerek yok. Bizim belediyelerimiz de, belediye başkanlarımız jacuzzi kullanmaz, lüks makam arabaları kullanmaz, halkın parasını çarçur yapmaz. Bu partinin ne belediye başkanı ne milletvekili istakoz deyip halka açken resim vermez. Belediye meclis üyeleri de bunu yapmaz. O yüzden tasarrufsa, denetimse bu belediyeler sizdeyken bu denetimleri yapsaydınız. Ama yıldırım çaksa bizim belediyelere müfettişler gelirken Ankara'yı geçmiş dönemde işte Melik Gökçek gerçeği var. Ya da birçok belediyeye tek bir soruşturma açılmadı. O yüzden bir soruşturmadan denetimden başlayacaksa bu borçlu olan belediyelerin paraları nereye harcanmış oradan başlasın. Gelelim. Tabii. Tüm mesela elinde altı Antalya Kaş Belediyesi 400 milyon, Edirne Keşan Belediyesi 483 milyon ne kadar borçlu aldığımız Gölbaşı, Kilis Belediyesi 502 milyon. Yani geldikçe biz de notlarımızı alıyoruz. Ne kadar borçlu aldığımızı, 5 yılın sonunda bu borcun ne kadarını ödediğimizi, ne hizmet ettiğimizi bu toplumla, bu güzel ülkeyle, yurttaşlarımıza paylaşacağız. Bilemiyorum ama bir belediye başkanının çok zor kaldıracağı bir yük. Diyelim ki 1,5 milyar yıllık bütçesi olduğunu düşünürsek bir belediyenin, ya da işte Denizli Belediyesi'nin belki 6 milyar ya da 10 milyar yıllık bütçesi, bir yıllık tüm bütçesi kadar borcu var. Bu inanılmaz bir durum. İşte denetimsizlikten bunlar olmuş. Bunların hepsini toplayıp belde, il, ilçe, büyükşehir ne kadar borçlu aldığımızı açıklayacağız. 2029'da neyle bıraktığımızı yine paylaşacağız. Çünkü halk bir röntgen gibi her şeyi görüyor, kararını veriyor. 2029'da da biz bunları şeffaf bir şekilde borcu nasıl açmışsak böyle belediyenin duvarlarına aynı şekilde ödediğimiz paraları ne şekilde halkın karşısına çıktığımızda o belediyenin duvarlarına asacağız. Gelelim beyefendinin kutlu Filistin davasına.
Üzülerek söylüyorum ki onun Filistin davası bir ticari davaya dönüşmüş durumda. Nereden bunu biliyoruz? Bu meclisteki partilerin hepsi İsrail'le ticaretin kısıtlanması konusunda araştırma önergeleri verdi. Kürsüye yürüdüler. İftira atıyorsunuz dediler. Hatta bir milletvekili meclis kürsüsünde konuşurken hayatını kaybetti bu konuyu. Daha sonra kısıtlama kararı geldi. Kablo satıyorlarmış. Dikenli tel satıyorlarmış. Jet yakıtı satıyorlarmış. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı, sizin Filistin davanız ticaret mahkemelerinde görülen bir davaya dönmüş. Oradan başlayalım. Hamas Kuvayi Milliye diyorsun. Kuvayi Milliye'nin başında Gazi Mustafa Kemal Atatürk vardı. Eğer İsrail senin hasmınsa o gün o cephede Kuvayi Milliye'nin hasmı olan ülkelere Yunanistan olsun Fransa olsun Kurtuluş Savaşı'nda bırakın ticari ilişkiyi bu ülkede bir adım attırılmadı. Sen neyle neyi kıyaslıyorsun? Eğer Kuvayi Milliye diyorsan Atatürk aklına gelecek. Atatürk aklına geliyorsa tam bir milli mücadele gelecek. Filistin konusunda nereniz milli, nereniz yerli, nereniz samimi? Öncelikle önce inkar ettiğiniz, sonra kabul ettiğiniz, kısıtlama var deyip de şöyle bir sayfa kısıtladık dediğiniz ticari ilişkileri topluma açıklayın. Ondan sonra Kuvayi Milliye kelimesini ağzınıza alın diyorum. Neyi dedi? Evet. Güzel bir tespit. Hukuk mevzuatının, hukukun Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle uyuşmadığını zaten biz hep söyledik. 2017'de söyledik, bugün de söyledik. Farkında olmadan Sayın Bahçeli doğru bir şey tespit etmiş. Hukuk mevzuatından kastı nedir onu bilmiyorum. Anayasa mı? Anayasayı uygulamaktan, mevcut anayasayı uygulamaktan aciz olan bir yapıdan bir anayasa çalışması halk yararını beklemiyoruz. Ama bu sistemin hukukla örtüşmediğini ve bağdaşmadığını biz zaten söylüyoruz ve kabul ediyoruz. Bana ulaşan bir takvim yok. İki genel başkanın kendi belirleyeceği bir takvim olacaktır bu. Evet, konuşulacak çok şey olmalı. Ülkenin temel sorunları, emeklilik, yoksulluk, geçim sıkıntısı, işçiler, atanamayan öğretmenler, işte mülakat rezaleti. Yani ülkenin temel sorunları. Önceleri bunlar muhalefetle, iktidar bunları konuşabiliyordu. Bunları tartışabiliyordu. Bu ülkenin İstihbaratının başındaki kişi muhalefete gelip bilgi veriyor güvenlikle ilgili konularda. Bunların hepsinden uzaklaştık. Ama biz şunu söylüyoruz. Biz bu ülkeyi seviyoruz. Ayrıştırmadan, bölmeden, ayırmadan bu ülkenin huzur içerisinde yönetilmesini, insanların huzur refah içerisinde yaşamasını istiyoruz. O yüzden uyarılarımızı, bu seçimde gördüklerimizi, bu seçimde hissettiğimiz en büyük sokaktaki sıkıntıyı kendisine genel başkanımız anlatacaktır, uyarılarını yapacaktır. Bunun doğru olduğunu söylüyoruz ve bir kez daha buradan ülkemize seslenelim. Biz bu parlamentodaki gruplar, grup başkan vekilleri, milletvekilleri düşman değiliz. Bu ülkenin milletvekilleriyiz. Bu halkın vergileriyle görev yapıyoruz. Görevimiz onlara hizmet etmek. Onlar için doğru neyse onu yapmalıyız. Gerekirse biz de grup başkan vekilleriyle görüşüyoruz. Grup başkanları görüşüyor. Genel başkanlarla görüşür. Yeter ki çok temel sıkıntıları insanlarımızın çözülsün. Çok teşekkür ediyorum.
Efendim Ali Mahir Başarı Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili açıklamalarını dinledik. Ana hatlarıyla Erdoğan'a çağrıda bulundu. Bugün yapmış olduğu Erdoğan'ın grup toplantısına eleştirilerde bulundu. Yanlış bir matematik olduğunu ve Türkiye'nin birinci partisiyiz açıklamasına ilgili gönderme yaptı. Bunun yanlış bir matematik olduğunu söyledi. Seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeyenlerin de kaybetmediğini açıkladı Ali Mahir Başarır. Halkın uyarı yaptığını, işçinin, emekçinin uyarı yaptığını söyledi. 818 milyar liralık Merkez Bankası'nın açığı ile ilgili ise bunun hukuki ve cezai bir sorumluluğu olması gerektiğini ifade etti. Antalya'da yaşananlarla ilgili ise oradaki Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın belediye başkanının istifasını 18 Aralık olarak kabul ettiğini, oysa ki 28 Kasım'da istifa etmiş olduğunu belirtti. Genel olarak yaptığı açıklamalarda ise millet meclisine çağrıda bulundu. Gelin birlikte çalışalım, halkın sorunlarına birlikte yanıt bulalım dedi Ali Mahir Başarır. En önemlisi ise belediyelerin borçlarıyla ilgili açıklamasında ise belediyelerden gelen borç bilgilerini gün be gün kamu ile paylaşacaklarını, 5 yılın sonunda ise yine belediyelere asıp dış cephelerine asıp aldıkları borcu ve belediyeye getirdikleri noktaları toplum ile paylaşacaklarını söyledi. Bunun dışındaki şu vurgu önemliydi, sürekli görüyoruz. Bize oy verenler de oy vermeyenler de kaybetmedi. Bize oy vermeyenler kaybetmedi. Bizler için bize oy verenler, vermeyenler şeklinde bir ayrım olmadığı konusunda ısrarlı şekilde vurgu yapıyor Cumhuriyet Halk Partisi. Ayrıca Özgür Özel ve Erdoğan'ın, Recep Tayyip Erdoğan'ın bir görüşmesi olacak. Ancak bunun tarihi henüz belli değil. İki genel başkan bu programlarına göre uygun olan bir tarihi belirleyecekler. Eğer bu görüşme gerçekleşirse hangi şartlarda gerçekleşecek, nerede gerçekleşecek? Açıkçası bundan sonraki süreçle ilgili, muhalefetin kendini nasıl konumlandırdığı ile ilgili önemli ipuçları bize vermiş olacak. Hatta konuğumuz, tamam, hemen konuğumuz var. Hemen konuğumuza bağlanıyoruz. Ekonomist İris Cibre bizlerle. Bugün kendisinin başlatmış olduğu bir boykot var. O volümümüzü alabilir miyiz yönetmenim ekrana? İris Hanım, hoş geldiniz. Hoş buldum, sağ olun. Nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Bugün bir boykot başlattınız sosyal medya üzerinde. Fahiş yemeğe boykot diyorsunuz. 20-21 Nisan'da kafelere, restoranlara gitmiyoruz diye de açıklama yaptınız. Birincisi, bu sosyal medya eylemi destek gördü mü? Yeni başlatmıştınız. Benim takip edebildiğim bayağı katılım oldu ama sizin gözünüzden nedir? Açıkçası ben de beklediğimden yüksek bir katılım gördüm ve destek gördüm. İnsanlar gerçekten artık yorulmuşlar. Yani tabii ki hükümetin uyguladığı yanlış politikalar dolayısıyla, senelerden uyguladığı yanlış politikalar dolayısıyla ciddi oranda bir enflasyon oluştu. Fakat enflasyon datalarına, işte mazot fiyatlarına, asgari ücret artışlarına baktığımızda ve bunun yanında restoran ve kafe fiyatlarındaki artışa baktığımızda herkes kendi cebine baktığında bunun çok üzerinde fiyatları ödediğimizi görüyoruz. Bu da bizi rahatsız ediyor. Gerçekten. Yani senelerdir ekonomi politikalarını ve ekonomi yönetimini, hükümetin uyguladığı yanlış politikaları eleştiriyoruz. Ama biraz artık kendimize de dönüp bu fırsatçılığı engellemek için gerekenleri yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Çok kıymetli bir eylem bu. Sosyal medya eylemleri zaten etkili oluyor ama gerçekten çok kıymetli. Peki şunu soracağım. Bu bir şeyin ifadesi olacak mı? Yani 20-21 Nisan'da tamam, kafelere, restoranlara gitmeyelim. Bu iktidara, ekonomi yönetimine nasıl bir mesaj verecek? Açıkçası iktidara ve ekonomi yönetimine çok ciddi bir mesaj vereceğini zannetmiyorum. Çünkü onlar
Genel itibariyle şimdiye kadarki onlara yaptığımız yanlış politikaları dolayısıyla eleştirilerden genel itibariyle fark çıkartmış değiller. Yani mesela bugün Sayın Cevdet Yılmaz'ın açıklamasını gördüm. İşte evet, kamuyla ilgili tasarrufa başlayacağız diye. Tam 10 ay oldu göreve başlayalı yeni ekonomi yönetimi. 10 ay sonra tasarrufa başlayacaklarını açıkladılar. Ama tabii aksiyon da görmemiz ne kadar alır onu bilmiyoruz. Çünkü hala işte yüksek miktarda lüks araba kiralamaları, işte belediyelere devraldıktan sonra muhalefet partileri harcanan rakamları görüyoruz. Evet. Hiçbir şekilde herhangi bir tasarruf yapılmamış. Dolayısıyla bundan kendilerine bir pay çıkartacaklarını çok zannetmiyorum. Ama velakin fırsatçılığı biz artık sadece restoran kafe anlamında da değil, bir boykot kültürümüz oluşması gerekiyor milletçe. Yani bizi halkın refahını, halkın huzurunu ve mutluluğunu etkileyen konularda sesimizi yükseltebildiğimizi görmemiz gerekiyor. Halk olarak beraber hareket edebildiğimizi görmemiz gerekiyor. Bunun işte hangi partili olmakla alakası yok. Hepimiz aynı ülkede yaşıyoruz. Aynı rahatı, aynı refahı ve aynı huzuru istiyoruz. Dolayısıyla bunun için de birlikte hareket edebilmemiz gerekiyor. Bunun da bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Başarıya ulaşma konusunda beklentim de şu. Belki bir ihtimal restoranlar artık halkın durumdan fırsat çıkarttıklarının farkında olduğunun ve her şeye evet demeyeceklerinin, belki bu hafta, belki sonraki haftalarda da devamının gelebileceği bir boykot olduğunun farkına varıp artık enflasyonun üzerinde zam yapmayı bırakmaları gerekiyor. Yani ben size bir örnek vereyim. Ben kendi kredi kartımdan bakıyorum. Geçen sene aynı kafede 10 ay önce, tam bir sene önce de değil, 10 ay önce aynı kafede, aynı menüyü 17 dolara yemiştim. Dolar bazında hesaplayarak söylüyorum. Dün akşam 27 dolara yedim. Yani pardon, 15 dolar ve 27 dolar. Yani %80 dolar bazında zam, böyle bir enflasyon yaşamadık biz. Bunu kabul etmiyorum. Ne asgari ücret zamları, zaten memurlar asgari ücret zamı kadar da zam almadılar. Bunu hepimiz biliyoruz. Ne mazot, ne herhangi başka bir şey bu artışı açıklamıyor. Bunu fiyat algısı bozulmuş halkın suistimali olarak görüyorum. Dolayısıyla hep beraber hareket ettiğimiz takdirde de önüne geçebileceğimizi, önüne geçemediğimiz takdirde de bir farkındalık oluşturacağımıza inanıyorum. Buradan ben de açıklayayım değerli izleyiciler. Ben de fahiş yemeğe boykot diyorum. 20-21 Nisan'da kafe ve restoranlara gitmiyorum. Etrafımdaki hiç kimseyi de göndermiyorum. Buradan teşekkürler desteğiniz için. El ele vereceğiz ve bu süreci atlatacağız. Az önce değindiğiniz de kamudaki tasarruflarla ilgili. Cevdet Yılmaz'ın açıklaması vardı. 15 maddelik bir tasarruf paketi getirileceğini söylüyordu. Ama dedi ki 15 değil, çok daha fazla madde gelecek. Kamuda tasarruf bizim için önemli. Bir taraftan önceliklendirme, odaklanma, verimliliği arttırma derken harcamaların azaltılması yanı sıra mevcut harcamaları da daha verimli hale getirmeyi planlıyoruz şeklinde açıklaması oldu. Bir de sosyal refaha daha katkı sunar hale gelmek istiyoruz dedi. Şimdi bunlar evet kelime olarak çok güzel kulağımıza geliyor ama bunun uygulamasını hala göremiyoruz ki. Yani 2024 yılının bütçesi 11 trilyondu. İlk 3 ayda zaten 2 trilyonu harcanmış durumda. Yani bu kalemler de oldukça yüksek. Siz nasıl da görüyorsunuz bu açıklamaları ve yaşadıklarımızı iktidarın uygulamaları açısından? Yani şimdi göreve başladıkları dönemden beri sürekli işte kamu tasarruf yapacağız diye açıklamalar dinliyoruz biliyorsunuz. Daha önce de Sayın Mehmet Şimşek'in açıklaması vardı. İşte defterin arka sayfasını da kullanacağız. Tek sayfa kullanmayacağız denmişti. Yani bunların açıkçası güvenimizi o kadar zedelediler ki son çok uzun zamandır aslında. Ama son senelerde daha çok. Açıkçası bir aksiyon görmeden inanmak çok zor. Dolayısıyla halkın algısını olumlu yönde, pozitif yönde değiştiremediğiniz sürece
ve aksiyona geçmediğiniz sürece aslında enflasyon konusunda da yeterli savaşı vermeniz mümkün değil. Yani halk 10 aydır sürekli işte faizleri arttırıyorsunuz, alım gücümüz düşüyor, enflasyon artmaya devam ediyor. Ya siz ne yapıyorsunuz deyip duruyor. Bunun karşılığında da hiçbir aksiyon göremedi. İşte seçimler vardı vesaire ama bunun bir, yani enflasyonla savaşıyorsanız bu bir bahane olamaz. Dolayısıyla işte reformları seçim sonrasına bıraktılar. Kamudaki işte tasarrufu seçim sonrasına bıraktılar. 10 ay biz halk olarak yüksek enflasyon ve yüksek faizle boşuna mı acı çektik yani? O zaman biz de 10 ay bekleseydik, öyle değil mi? Evet, evet. Dolayısıyla samimi olduklarını artık aksiyonla göstermeleri gerekiyor. Bunları da işte açtıkları ihalelerden, harcadıkları paralardan, işte bütçe harcamalarından göreceğiz. Yani bir de şu var, yani verimli kullanım demiş mesela Sayın Cevdet Yılmaz. Mesela bütçenin verimli kullanımı kime göre nedir? Yani bana göre mesela tarım ve hayvancılıktır. Mesela Ocak bütçesine bakın, 150 milyar TL açık vermişiz, 121 milyar TL'si faiz ödemesi, yani yapılan geçmiş hataların verdiği zararın boyutunu zaten böyle görmek çok mümkün. Tarıma ve hayvancılığa verdikleri destek bu bütçeden komik derecede, yani tarıma ve hayvancılığa destek vermezseniz bakın tarıma 12,5 milyar TL, evet. Hayvancılığa 686 milyon TL destek vermişler. 150 milyar TL açık veren bütçede. Yani bunlar çok acı rakamlar ve biz ciddi oranda orta ve uzun vadede gıda krizine doğru gidiyoruz. İşte çiftçinin ortalama yaşı 58'lerine çıkmış, tarım arazileri azalıyor. Susuzlukla ileriki dönemlerde karşı karşıya olacağımız birçok global yapı tarafından uyarılıyoruz bu konuda. Ama bununla ilgili herhangi bir aksiyon yapılmıyor. Hı hı. Yani tasarrufla birlikte ve verimli harcama derken işte buralara yatırım yapılması gerekiyor. Çünkü gerçekten hani sürekli seçimlerde reka sorunu vesaire dediler olmamasına rağmen ama aslında gıda güvenliği, yani gıda güvenliğinden kastım gıda kıtlığı anlamında söylüyorum. Asıl beka sorunu bu. Yani siz çocuklarınızı düzgün proteinle besleyemezseniz, sütle, etle, yumurtayla besleyemezseniz o zaman ileriki nesillerde işte pizza sonuçlarından görüyoruz. Evet, yani evet. O ismi en son seviyedeyiz. Sağlık raporlarına göre de çocukların gelişimlerinde, kemik gelişimlerinde de ciddi sorunlar görülmeye başlanmış. Burada da yani etkileri önümüzdeki yıllarda değil, içinden geçtiğimiz yıllarda bile bundan 10 yıl öncesine göre çok daha gelişimlerinde gerileme tespit edilmiş çocukların. Peki Sayın Cibre, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Daha geniş bir zamanda daha uzun değerlendirmelerinizi almak istiyorum. Bunu da buradan paylaşmış olayım. Davet ettiğiniz için Burcu Hanım, izleyicilerinize de sevgiler. Sağolunuz. Değerli izleyiciler, şimdi Flash Haber'den bizden bir haberle devam ediyoruz. Flash Haber TV 2. yılını doldurdu. Bugün Flash Haber TV doğru, bağımsız, tarafsız ve güvenilir haber ve programlarıyla dolu bir yıl dönümünü daha kutluyor. Flash Haber TV 2. yaşında. İş insanı Ömer Ziya Göktuğ, 1992 yılında Göktuğ Medya bünyesinde Türkiye'nin ilk özel televizyon kanalı olan Flash TV'yi kurdu ve 15 Nisan 2022 tarihinde lisans hakları sona eren Flash TV tamamen kapandı. 35 yıla yakın medya patronluğu yapan Ömer Ziya Göktuğ'un vefatıyla Türkiye'nin tek kadın medya patronları olan kızları Özge Göktuğ Güleç ve Eser Göktuğ Okan babalarının izinden devam ederek 16 Nisan 2022'de Flash Haber TV'yi yayına geçirdiler. Her gün Türkiye ve dünya genelindeki olayları titizlikle takip ediyor, doğru bilgiyi hızla izleyicilerimize ulaştırıyoruz. Bu yıl dönümünde bizimle birlikte olan ve bize güvenen herkese teşekkür etmek istiyoruz.
Gelecekte de bağımsız ve tarafsız haber ve programlarımızla izleyicilerimize en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Değerli izleyiciler, stüdyoda konuğumuza devam ediyoruz. Bartu Soral bizlerle, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bartu Soral, bir kalkınma ekonomisti hepinizin bildiği gibi. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programları eski müdürlüğünü yaptı. Geçtiğimiz günlerde de iki gün önce bir rapor paylaştı ki o raporu paylaşır olduk. Neydi bu mesele? Mehmet Şimşek bize müjdeler verdi. Bu müjdelerde Dünya Bankası'ndan 18 milyar dolar kredi geleceğini söyledi. Ki bunu da konuşacağız. Yani bize yurt dışından gelen fonlar bedava mı geliyor, bu kadar sevinmemiz gereken bir konu mu? Bunları da değerlendireceğiz. Ancak Bartu Soral da dedi ki bir dakika, bu anlaşmaların, bu projelerin içinde mülteciler şartı var. İşte o günden beri, bu rapor belgeyi yayınladıktan beri bu konuyu konuşur hale geldik. Şimdi ekonomi politikalarının gerçeklerini efendim Flash Haber ekranlarında her konuda olduğu gibi bu gerçekleri de sizinle paylaşacağız. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Öncelikle geçmiş olsun diyorum. Bir seçimi atlattık. Çok teşekkür ederiz. O bölüm konuda kapanmış i̇yi oldu. İyi geçti. Böyle. Gayet iyi geçti. Çok sevindim sizin adınıza. Şimdi başlayalım. Tabii. Dünya Bankası'nın bu raporu neydi? Yani. Mehmet Şimşek ve ekonomi yönetimi ve iktidar bunu bize niye müjdeler halinde sundu? Bu işin aslı nedir? Nedir? Şimdi bir kere işin aslı şudur. Bedava peynir sadece fare kapanında olur. Hı. İşin birinci aslı bu. İkinci konu, 18 milyar dolar lık bir Dünya Bankası'yla anlaşma imzalanmış ve 2024-2028 çerçeve anlaşması resmi olarak Dünya Bankası'ndan yayınlandı. Çerçeve anlaşması? Anlaşması Türkiye ile Dünya Bankası gruplarının hangi şartlarda, hangi faaliyetler üstüne kredi anlaşması, yani Dünya Bankası diyor ki Türkiye, ben size borç veririm ama şu alanlarda faaliyet göstermeniz kaydıyla. Hı. Çerçeve anlaşması bu. Bu anlaşma yayınlanınca göz attık tabii şöyle bir. İlk önce 103 sayfa, 104 sayfa raporun başında Türkiye ekonomisi anlatılıyor. Ondan sonra bu borç ne şartlarla verilecek diye başlıyor. Endüstriyel tarım, yapay et, dijital para vesaire vesaire giderken bakıyoruz orada 37. sayfada orijinal belgenin 37. sayfasında bir madde var. O da şu: kredi kapsamında yaratılacak istihdamın %50'sinin refüji, yani mülteci veya sığınmacı, İngilizce'den Türkçe'ye karşılığı bu, olması zorunluluğu var. Yani siz, biz şu faaliyetleri yaptık ama istihdamda mültecileri almadık derseniz krediyi serbest bırakmıyor size. Yani krediyi kullanabilmeniz için, bu borcu alabilmeniz için yarattığınız istihdamın yarısının mülteci olması şartı var. Onu gördüm, onu yazdık. Onun üzerine ertesi gün Mehmet Şimşek'ten yalanlama geldi. Evet. Ya böyle bir şey yok diye, tam da söylemiyor ama mültecilerle ilgili bir anlaşma yok diyor. Ama rapor, resmi rapor, Dünya Bankası'nın yayınladığı rapor, sosyal medyamda raporu da paylaştım. Hı hı. O maddenin olduğu sayfanın resmini de paylaştım. Ne oldu sonra? Ne oldu? Mehmet Bey'i, ya Mehmet Bey
okuduğunu fark etmemiş veya Mehmet Bey'in bürokratları fark etmemiş. Çünkü madde çok açık. Yaratılacak istihdamın %50'sinin refüji olma şartı var. Nokta. Buradan kurumlara ve Mehmet Şimşek'e de ekranımız açıktır. Tabii. Cevap hakları saklıdır. Keşke Bartu Bey'le birlikte iki ismi karşı karşıya getirip tartıştırma ya da bu projenin içinde bu belgeyi imzalayan heyetteki bu bürokratlardan birini de ağırlamak isteriz. Cevap hakları saklıdır dediğimiz tabii gibi. Şimdi %50 sığınmacı şartı olduğunu yapılacak projelerde evet, yani bu şartı görmemeleri ya da okuduklarını anlamamaları mümkün değil mü? Hayır değil. Çünkü peki bu ne anlama geliyor? Yani şu görüntü net. Zaten Dünya Bankası IMF ile birlikte 1944'te 2. Dünya Harbi'nin bitimi sonrası... Çok özür dilerim, sözünüzü kesiyorum. Değerli izleyiciler, şunu hatırlatmak istiyorum. Bartu Bey Birleşmiş Milletler'de bu kalkınma projeleri birimiydi değil mi? Doğru. Yanlış söylemeyeyim. Oranın müdürlüğünü de yaptığı için Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, IMF'in Türkiye'ye bakış açısını, oradaki projelerin nasıl yönetildiğini birebir şahit olmuş bir isim. Oradan doğru ayrılmış mıydınız? Doğru. Doğru. Öyle bir durum vardı. Şimdi şöyle, tabii UNDP, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Program Müdürlüğü, UNDP, Birleşmiş Milletler Şemsiyesi'nin en büyük organizasyonudur. Yani bütün bu dokümanlar, projeler bizim elimizden geçiyordu. Yani onun için bu, ben baktığımda, hani yıllardır baktığım bir kağıda bakmış olduğum için zaten hakimim olaya. Şimdi... Dünya Bankası ve IMF nedir diye de bir sormak lazım. Çünkü anlaşılamıyor. Dünya bir Bankası nedir? Var. Banka mı bu, ne acaba? IMF'den de bir borç alıyoruz. Gizli bir anlaşma yapıldı diye bir söylenti de dolaşıyor ekonomi kulislerinde. Şimdi şöyle, Dünya Bankası ile IMF 1944'te 2. Dünya Harbi'nin bitiminde İngiltere hegemonyasını kaybetti. Avrupa savaşta yoruldu, yıkıldı, dağıldı. ABD dünyanın jandarmalığını, hegemon devletini, liderliğini aldı. Ve dedi ki yeni bir dünya düzeni kuracağız. Kurarken ekonomiyi iki kurum denetleyecek dünyada. Birisi Dünya Bankası, yapısal dönüşüm. Yani... Bütün gelişmekte olan ülkeleri, Afrika'yı, Türkiye'yi, Endonezya'yı Amerika'nın istediği biçimde ekonomisini dönüştürecek. IMF de küresel finansal sistemin krize girmeden akışını sağlayacak. 44'te bu sözleşme imzalandı, bu kurumları kurdular. Dünya Bankası 1980, 24 Ocak, o hani... Türk ekonomisinde hep konuşulan 24 Ocak 1980 Türk ekonomisinin baştan sona, yani özelleştirmelerin serbest olduğu, devletin hırpalandığı, işletmelerin satıldığı o dönemde Türkiye'ye krediyi veren kuruluştu. Zaten Dünya Bankası'nın işlevi de tam budur. Yani size 24 Ocak kararlarını aldırır ve uygulatır. Yani işçi sendikalarının kapatılması, ezilmesi, işçi ücretlerinin ve işçi haklarının bastırılması, sermaye sınıfının tam özgürlüğü, devletin ekonomide üretim noktasında olmaması, bırakın üretimi denetlemede ve düzenlemede de olmamasını isteyen bir sistemdir, bir değişimdir. Bu değişimle örneğin 2004'te ben de UNDP'deyken Dünya Bankası geldi ve ya dedi size bir tarım reformu lazım. Allah Allah, peki nedir bu? Şöyle, siz dedi tarımı destekliyorsunuz. Yani girdi desteği var, tohuma destek, gübreye destek, mazota destek. Yani çiftçinin kullandığı, ekmek için kullandığı her
şeyi satın aldığında %30'unu, 40'ını karşılıyorsunuz. Parantez açıyorum. Avrupa Birliği ve ABD bizim çiftçiye verdiğimiz desteğin yaklaşık ortalama 6 misli destek veriyor. Çünkü tarım sektörü güvenli bir sektör değildir. Don olur, dolu yağar. Sizin ektiğiniz her şey, biter. Paranız ölür gider. Onun için tarım dediğiniz şey rekolte olmaz. Mesela fabrikanın üreteceği mal bellidir. Her sene 1000 tane mal. Ama zeytin her sene aynı biçimde verim vermez. Bir kere 5 verir, bir kere 12 verir. Evet. Şimdi bu durumda tarım sektörü riskli bir sektör olduğu için Avrupa ve ABD girdi desteği verir, çıktı noktasında da çiftçiyi asla zarar ettirmez. Ayrıca çiftçiyi uluslararası endüstriyel tarım şirketleriyle muhatap etmez. Çiftçi ekmeği bilir, pazarlamayı bilmez. O çiftçi çünkü. Tamam. Geldiler, siz dediler bu destekleri kaldır. Sebep? Peki ne yapalım? Siz dediler şu çıktı düzenleme örgütlerini de yani mahsul ofisleri, mahsuller ofisi, TMO, et balık vesaire bunları da kapatın. Gerek yok. Onun yerine doğrudan gelir desteği verin. Yani tarla sahibi tapusunu göstersin, parayı nakit adama ödeyin. Yahu şimdi tarla sahibi... Bu ne demek? Yani tarla sahibi tapusunu göstersin, ekip biçmesin. Ekip biçmesine gerek yok. İstersen ek biç. Ama ben senin girdine destek vermiyorum. Para ödüyorum sana. Ne demek bu? Ben o zaman ekip biçmemeli. Ekip biçme tabii. Çünkü ben hiçbir girdiye harcamadan sizden doğrudan para aldığımda soru şu, parayı aldık, kahvede mi oturalım, yoksa gübre alalım, mazot alalım, tohum alalım ve bu riske girelim mi? Zarar etme riski de var. Zararı karşılayan, taban fiyat uygulayan, beni endüstriyel tarım şirketleri, fındık örneğin, İtalyan Ferro'yla fındık üreticisini siz karşı karşıya getirdiğiniz anda dev İtalyan Ferro, fındık üreticisini yer. Elinden fındığı istediği fiyata satın alabilir. Örnek olarak. Tamam mı? Şimdi doğal olarak ne oldu? Bu arada hatırlatıyorlar bana marka ismi vermeyelim diye. Aman hiçbir şeye bakmazlar. Bunlara bakmazlar da bu kelimeye bakarlar. Peki ne oldu? Türkiye Dünya Bankası'nın yapısal dönüşüm projesi kapsamında verdiği kredi karşılığında gelir desteğini, girdilere gelir desteğini bıraktı. Yani girdi desteğini bıraktı. Herkese doğrudan para dağıtmaya başladı. Ve Türkiye'de tarım yavaş yavaş ölmeye başladı. Bakın, Dünya Bankası bir başka projeyle daha geldi. Sağlıkta dönüşüm projesi neyi getiriyordu? Kamu hastaneleri tek olmasın, özel hastaneleri de açın siz dönüşümüydü. Zaten neoliberalizm, Amerika Birleşik Devletleri'nin dayattığı şey budur. Özel üniversite, özel lise, özel hastane, özel içme suyu dağıtımı. Yani temel insan hakkı olan her hizmetin ticari bir metaya dönmesidir. Ancak o sistemlerde, o bahsettiğimiz yani Avrupa, İngiltere sistemlerinde kendi iktisat tarihlerine bakıldığı zaman o sistemler bu ülkelerin ihtiyaçlarını karşılayan noktalardılar ve bir sistem içindeler. Şimdi biz Covid'de gördük. Yani İngiltere ya da Almanya bizim yaşadığımız sorunları yaşamadılar bu sistem içerisinde. Hani devlet gerektiği noktada bu özel sistemi verdi. Zaten özel diyorsunuz ya, oradaki yani vatandaşı da bu sistem içinde döndürüyor. Mesele bizde oluyor. Tabii. Biz şu anda aile hekimlerine bile telefonda randevu almak zorunda
kalıyoruz. Mahalledeki aile tabii, hekimlerini. Tabii. Mesela ben size bir örnek vereyim. Kanada'da, yani gelişmiş bir ülke değil mi? Dünyanın en yaşanılabilir ülkesi. Ben üniversiteyi orada okudum. Master da orada yaptım. 6 sene orada kaldım. Kanada'da özel üniversite yoktur. Özel hastane de yoktur. Hani yapısal dönüşüm vardı, neoliberalizm, o size var. O sizin gibi geri kalmış ve sömürülmeye uygun ülkelere var. Kendi ülkelerine yok. Yok. Tamam mı? Bütün espri burada dönüyor. Bütün espri, ben size şöyle söyleyeyim. Tarıma verdikleri desteği görün Avrupa'da. Sen girdi desteği veriyorsun. ABD'de öyle bir destek var ki, şimdi pamuk üretiminde pamuğun maliyeti, bize satış fiyatı bizim üretimimizin altında. Yani onlar pamuğu bize 8 liraya satıyor, bizdeki üretim fiyatı 10 lira. Aa ne güzel, o zaman oradan alalım. Böylece tekstilin ham maddesi ucuza gelmiş olur değil mi? Yaşa. O öyle değil ama. Yalan o çünkü. Pamuk üreticisini öyle bir destekliyor ki o. Eğer sen pamuk üreticine destek vermez, onun ürettiği daha ucuz diye ondan almaya başlarsan ne oluyor? Pamuk üreticin yavaş yavaş tarlayı terk ediyor, şehirlere gidiyor, tarım nüfusu düşüyor, sen başlıyorsun oradan ithal etmeye. Pamuk bir örnek sadece. Türkiye'nin dış ticaret açığı bugün 80 milyar dolara geldi. Halbuki 2002 yılı öncesi 15 yılda ortalama 14,5 milyar dolar dış ticaret açığı vardı. 2002'den sonraki 15 yılda ortalama 74 milyar dolar dış ticaret açığı oldu. Niçin oldu? İşte bu yapısal dönüşüm kafasıyla oldu. Ve şimdi bir söyleyeceğim daha var ki mühim bir konu. Buyurun. Dün bir devletin hastanesi, doğum hastanesinden bir doktor aradı, randevu istedi, geldi, benim anlatacaklarım var diye. Tabii dedim, buyurun. Biz dedi Ankara'da bir doğum hastanesindeyiz, ismini vermiyorum özellikle. Devlet hastanesi mi? Doğrudur. Buradaki doğumların %80'i mülteci dedi. Türkiye'nin doğurganlık oranı 1.7, ortalama doğum yani şeyi 27 yaş. Mültecilerin yaklaşık ortalama doğurganlığı 6.1 ve doğum yaşı 19 dedi. Sayın hocam dedi, bu gidişle 10 yıl sonra nüfusta eşitleniriz. Ben dedi bu gerçeği doğum evine geçtikten sonra fark ettim. Ve dedi burada doktorların tamamı bu gerçeğin farkında ve çok rahatsız, bir şey yapın dedi. Ya dedim, biz yani ne yapabiliriz? Dehşet bir şey bu ama ne yapabilirim? Çünkü hükümet şu Dünya Bankası kredisine koydurduğu şartla gösteriyor ki mültecileri burada tutmak, Avrupa'ya göndermemek, adeta Avrupa'nın bir mülteci çöplüğü haline gelmesine müsaade etmeye razılar. Aksi takdirde en azından şu anlaşmada böyle bir madde olmazdı. Zira Avrupa Birliği fonları var ya, kullanıyor herkes. Orada da istihdam yaratma projesine başvurduğunda en az bir tane mülteci alma zorunluluğun var. Yani Avrupa Birliği'de, Soros'da, Dünya Bankası'da, Rothschild'de Türkiye'ye biçtiği rol, burası bir göçmenistan. Bir sınır bölgesi. Yani Arap Yarımadası'ndan, Afrika'dan, hele iklim değişikliğiyle bu göçlerin daha da artacağı Birleşmiş Milletler'in bütün raporlarında var. Biliyoruz da onlar buraya gelecek, biz onları burada tutacağız. Bu
Türk halkına yapılmış bir eziyettir. Bitmedi son. Lütfen. Doktor söyledi. Sayın hocam dedi. Bizde dedi devlette doğum ücreti dedi çok azdır. Yani şey. Fakat dedi ödeyemezseniz işlem yapamıyorum. Bazen imkanı olmayan insan geliyor. Aramızda topluyoruz. Çünkü bazen kendimiz ya parayı yatırmadan işlem yapalıma bastırtmıyor dahi. Hmm. Ama dedi gelen Suriyeli ise hiç para ödemiyor. İşlem yapma şeyi açık. Butona basıyorum, işlemi yapıyorum. Suriyeliler bu kadar doğuruyorlar ve 5 kuruş ödemiyorlar dedi dün. Randevu aldı, Ankara'da geldi ve anlattı. Şimdi toparlayalım söylediklerinizi. Ankara'da önemli bir devlet hastanesinin doğum bölümündeki evet. bir doktor geliyor ve size evet. diyor ki Türklerin doğum oranı %17, evet. Ortalama yaş 27, doğru. Suriyelilerin ise %6 doğum oranı, doğru. Yaş ortalaması da 19. Evet, yani 6 kere doğuruyorlar. Yani onların büyüme, onların çoğalma hızıyla bizimki arasındaki fark bu. Peki diyor ki bir de o doktor Suriyeliler doğum ücreti ödemiyor. Ödemiyorlar. Ama Türkler ödüyor. Aynen öyle. Ve diyor en çok geldikleri bölüm de doğum bölümü. Diğerlerine gelmiyor işte kalbe baktırmıyor falan ama doğum mecbur olduğundan diyor. O bölüm o kadar yoğun ki diyor inanamazsınız. Değerli izleyiciler yanlış anlaşılmasın. Bu olaylara bir de hani insan hakkı olarak bakılıyor. İnsanlar savaştan kaçtılar geldiler ne yapalım deniliyor. Ama bir gerçeğimize daha var ki hani resmen kendi vatandaşlarımız, Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşları burada hani zor durumda oluyor. Üniversitelerde de bunu yaşadık. Yani şunu söyleyeyim. Eczanelerde de bunu yaşadık. Hani bunu eleştiriyoruz. Şimdi size tabii şunu ki, soracağım. Yani şunu... Bu konuya döneceğiz. Sorun ama yani ben hiçbir ülkeye, hiçbir insana karşı değilim. Olamam zaten. İnsanız hepimiz. Bir kere başlı başına bir varlığız. Gayet güzel ama yani bayramda gidip dönebilen sığınmacı mı olur? Yani Suriye'de savaş bitmiş. Danslar, diskolar, maçlar oynanıyor, videolar seyrediyoruz. Yok bir şey. Türkiye Cumhuriyeti misafirliğini yaptı. Artık bu insanların belli bir süreçte, mantıklı biçimde, iyi bir şekilde yerleştirilerek dönmesi lazım. Artı yeni gelen kaçak ve sığınmacıların Türkiye'ye girmemesi lazım. Kaçak da çok fazla var. Çok fazla var. Bunları konuşacağız evet. da şu 18 Tabii. milyar meselesine dönmek istiyorum. Tabii, Türkiye'nin buyurun. Dış ticaret açığı 80 milyar evet. ama 18 milyar alıyoruz diye bu mutluluk, bu sosyal medyada paylaşımları, bu PR niye? Bunun nedeni ne? Bir mantığı ve olmak durumunda diye düşünüyor Şöyle insan. Şöyle bakın ben size şunu söyleyeyim. Türkiye 2003'e kadar 80 yılda 125 milyar dolar dış borç stoğuna sahip oldu. 125 milyar dolar. 2003-2023 arası 20 yılda bu 125'in üzerine 350 milyar dolar eklendi dış borç. Bakın. Tamam. Bu yani borç 475 dediğiniz... milyar evet. dolardan bahsediyorsunuz. Evet. 80 yılda 125, 20 yılda 350. Peki. Şimdi bu borcu aldık. Peki ne yaptık? Yani efendi biz bu borcu aldık ve aldığımız bu borçla ithal etmek zorunda olduğumuz ürünlerin tamamının fabrikasını kurduk. Artık yurt içinde üretiyoruz. İtiraz yok. Biz bunun üstüne... Öyle bir teknoloji geliştirme merkezi, Ar-Ge harcamaları, araştırmalar, geliştirmeler yaptık ki bu borçla. Türkiye şu anda teknoloji geliştiren ve yüksek katma değerli üretim yapan bir ülke haline geldi.
Buna da itiraz yok. Üç, biz bu aldığımız borçla öyle bir eğitim sistemi kurduk ki öğrencilerimiz, ortaokul, lise öğrencilerimiz uluslararası sınavlarda ilk onda. Buna da itiraz yok. Bakın bundan hiçbiri yok. Hemen ispat edeyim mi? Bir kere bir, 14,5 milyar ortalama dış ticaret açığı, yani yurt dışıyla ticaretteki açığımız 80 milyara büyümüş mü? Büyümüş, güzel. İki, uluslararası eğitim sınavlarında PISA diye bir sınav var. Dünyada ülkelerin hepsi giriyor, ortaokul öğrencileri. Hepsi giriyor. Türkiye matematikte, temel bilimlerde okuduğunu anlamada 44. sırada. 36'ydık, zaten iyi değildik. 44'e indik. Demek ki bizim eğitim sistemimiz de iyi değil. Bitmedi. Türkiye her konuda ihracatı var. İşte ihracat rekoru falan. Doğru. Yani ihraç ediyoruz. Ama bir de bunun karşısı ithalatı var. Yani dış ticaret tek yüzlü bir para değildir. İki yüzlüdür. Para gibidir. İhracat yurt dışına sattığın ve ithalat yurt dışından aldığın. Şimdi bakıyorsunuz Türkiye teknoloji yoğun, orta teknoloji, orta alt teknoloji gerektiren sektörlerin tamamında net ithalatçı. Dış ticaret açığı var. Evet. Bakın bir tek dış ticaret fazlası verdiğimiz sektör emek yoğun. Yani bedeninle çalıştığın, teknolojiye hiç ihtiyacın olmayan tekstilde, mobilyada, yaş meyve, sebzede net ihracatçıyız. Ama orta teknoloji ya, yani yüksek değil, orta teknolojide bile açıktayız, zarar ediyoruz. Yüksek teknolojide zarar ediyoruz. Bak, mesela, ya dedim ki ben, yıllık petrokimya ürünleri ithalatına, petrokimya çok büyük bir sektördür. Yıllık 35 milyar dolar ödüyoruz yurt dışına. Dolar buluyoruz, oradan buradan borçlanarak ödüyoruz. Ya Petkim var. Petkim. Var mı hala? Var ama Türkiye'nin ihtiyacının %15'ini karşılıyor. Özelleştirdik. Ama hiçbir kapasite artışı olmadı. Hala %15. Peki. Ya dedim en az 5 petkin büyüklüğünde dev entegre bir petrokimya tesisine Türkiye'nin ihtiyacı var. Çünkü her yıl 35 millete ödüyorsun. Zarar ediyorsun. Falan. Oturduk petrokimyacılarla bu tesisi çalıştık. Maliyeti 20 milyar ABD dolarıydı. Bunu duyurduk. Hükümete de duyurduk. Basında duyurduk. Tamam mı? Dediler ki bunu kim diyor? Bunu plastik üreticileri. Ha. Yani ham maddesi petrokimya olan ve yurt dışından petrokimya ürünü almak zorunda kalan plastik üreticileri oturdular. Ya Türkiye'ye biz tesis yapalım. Dediler ki %50'sinin finansmanını karşılamaya hazırız. Biz de ortak olalım. Bak, özel sektör kamu ortaklığı olsun. Bak harika. Özel sektör ortak oluyor, kamu ortak oluyor. Beraber ortaklaşa dev bir entegre tesis, petrokimya tesisi kurulacak. Bakana gidildi, anlatıldı, Cumhurbaşkanı'na mektup yazıldı. Ben Cumhuriyet Gazetesi'nde yazdım. Çizdim, televizyonda anlattım. Hükümetten tık gelmedi. Yani iş üretim yapmaya geldi mi? Ya petrokimya tesisi. Özel sektör de istiyor. Bakın işte tam anlattığım bu. Şimdi siz bunu yapmayınca o kadar dış borcu ne yaptınız? Ben size söyleyeyim. Köprü, otoban, otoyol, alt geçit, üst geçit. Bir de fiyatlar beklenenin üstünde. Yani birileri bayağı bir para kazanmış bu işten. Yani anlaşılıyor. Müteahhit mi kazanmış? Beşli bir müteahhit grubu. Yahu dünyada en çok kamu ihalesi alan,
en büyük 10 şirketin 5'i Türk. Bizim 5'li. Ama kardeşim ya bir yani şimdi bu insanlara bu zulüm olmaz. Bitmedi. Bitmedi. Tabii, lütfen buyurun. Mehmet Şimşek şimdi gelmiş. Zaten iktisadi olarak bakışı Dünya Bankası bakışı, IMF bakışı. Oradan milli ve yerli bir kalkınma programı, üretim, sanayileşme, teknoloji, eğitim çıkmaz arkadaş. Bak bu, ben size söyleyeyim. Çünkü Mehmet Şimşek zaten AKP'li Babacan'la birlikteydi. Pardon, yani uzaydan gelmedi, yukarıdan inmedi. Zaten oradaydı. Ali Babacan'la birlikteydi. Şimdi bir daha geldi. Tamam, bir. Diyeceksiniz ki yani niye böyle söz? Yani karnesi belli anlamında diyorum. Şu rakamları, bu rakamlar oluşurken Mehmet Şimşek de vardı diyorum. Babacan dönemini size ayrıca soracağım. Tamam. Şimdi diyor ki emekliye ikramiye veremem. Çocukların geleceğini şey yapmış olurum. Harcamış İpotek olurum. Altına alırız dedi. İpotek altına. Asgari ücretin artışına itiraz ediyorum çok. Bak. TÜİK rakamları ne diyor bize? Bak şimdi. Enflasyonun sebebi nedir? Sabit ücretliler, emekliler, memurlar, beyaz yaka holding çalışanları dahil ha. Bütün ücretliler, sabit ücretlerin 2015'te milli gelirden aldığı pay %43.3'müş. 2015'te milli gelirin %43'ünü sabit maaşlılar, emekliler dahil alırken 2022'de %30.9'a düşmüş bu pay. Düşünebiliyor musunuz? %5 düşüş çok fazla. Pardon, %13 düşüş. Tabii %43.3'ten %30.9'a bir %13 diye düşüş evet, olmuş. Evet, yani sabit gelirlinin, yani emeklinin, memurun, düşünün buna holdingin çalışanları da dahil ha, yüksek maaşlı. Ona rağmen yani yüzde bu. Öyle bir büyüme var ki büyüyor ama milli gelirden sabit ücretlilerin payı her sene düşüyor, bitmedi. Aynı dönemde yani 2015 ile 2022 arasında 22. Profesör Boratav'ın yaptığı bir araştırma, şirket karlılıkları tam 7 puan artarak aynı dönemde ortalama %14'ten %21'e çıkmış. Ya yani sabit gelirlinin, memurun, işçinin, emeklinin, özel sektörün, beyaz yakalısının milli gelirden aldığı pay düşerken özel sektörün karlılığı bakınız 7 puan artıyor. Bakın bitmedi. O özel sektörün yani kurumlar ve gelir vergisi ödemekle mükellef olan özel sektörün ödediği vergi toplam vergi gelirleri içinde %37'yi oluştururken 2015'te 2022'de %32'ye düşmüş. Yani vergi de vermez olmuşlar. Tamam mı? Bakın. Şimdi bu bir fiyaskodur. Bu aslında Türkiye yemiş. Tamam mı? Bu yiyenler nüfusun %10'luk zengin kesimi. Bunun içinde siyasetçi var, yandaşlar var, ıstakozcular var, Maldivciler var. Hepsi var. Ha? Diyor ki, şimdi diyor acı reçeteyi ödeme zamanı. Kim ödeyecek abi? Siz ödeyeceksiniz diyor. Istakozcular mı ödeyecek? Tabii, hayır. %90 ödeyecek. Yani ama bugün Cevdet Yılmaz'ın açıklaması vardı. Kamuda tasarruf yapılacak, bakın, bizim için öncelikli dedi. 23 yıldır iktidarda babam yok.
23 yıldır iktidarda siz varsınız. Yeni mi geldi aklınıza? Kaldı ki konu şu anda esas konu vergi. Kim ödeyecek bu servet sahipleri? Tekrar ediyorum, 125 milyar dolar dış borç, 475 milyar dolara geldi. Buradan kimler ne yedi, ne faydalandı, ne kâr etti, ne kazandı, ne kadar vergisini verdiler? Bu servet sahipleri. Şimdi bedeli ödeme günü geldi. Ben size söylüyorum, bugünden sonra önümüzdeki 2,5 yıl sabit ücretliler kan ağlayacak. Bakın, bugünü arayacaksınız mumla, arayacağız sabit gelirliler. Emekliler, memurlar, işçiler, gençler, işsizler, yandık. %10'a hiçbir şey olmayacak. Onların öyle bir serveti yani var ki. Ve Mehmet Şimşek diyor ki, onlara yapılacak zam enflasyondur. Yapma ya. Yani bütün sorun, bakın, enflasyona sebep olan şirketlerin karlılığındaki artış ve onlardan vergi almamaktır. Ben size bir şey söyleyeyim. Kurumlar ve gelir vergisi muhatapları, rantiyeler, müteahhitler, alsatçılar, bu muhatapların geçen sene denetlenen kısmı %1,43. Bakın, %1,43'ü denetlenmiş sadece. Biz ekranlarda sürekli görüyoruz yani, zabıtalar marketleri denetliyorlar, onlar şirketlere gidiyorlar, gitmiyor, esnafa gidiyorlar. %1,43 o büyük şirketlerin, holdinglerin, yani yandaşların gidilmiyor. Bakın, 1,43 diyorum, bitmedi. Her 1,5 yılda bir onlara vergi affı çıkmış. 2002'den beridir 14 kez Türkiye'de vergi affı kanunu çıktı ve uygulandı. Şimdi sen bu servet sahibinden, kazanandan, söyledim işte, vergi almıyorsun. Milli gelirden aldığı pay 43,3'ten 30'a düşen sabit gelirliden hababam KDV ÖTV, KDV ÖTV. Öyle ki KDV ÖTV'den toplanan vergi, toplam vergi gelirleri içinde %72'ye geldi. 1980'de 27'ydi. %27'ydi. Şimdi yüzde geldiği yani yer %72'lere geldi. Yani biz sadece KDV ve ÖTV, yani sabit ücretlinin harcamasından vergi alır haldeyiz. Şimdi biz bu hale nasıl geldik? Bu aralar çok fazla soruluyor. Şimdi nedense böyle kamuoyunun bir kesimi bir şey aydınlanma yaşıyor. Biz bu hale nasıl geldik diyor. Bir taraftan da Ali Babacan diyor ki, evet tamam, ben bakandım. Ama ben bu ülkeyi bıraktığımda işte bütçe böyle değildi, yatırım hacmi vardı. Yani kendi ekonomi politikalarının doğru olduğunu söylüyor. Türk Telekom sürekli önüne marka olarak vermiyoruz, bir hani örnek olarak bunu söylüyoruz. Özelleştirmedeki ilk önemli kriz çıkaran konulardan biri olduğu için. RÜTİK için bu uyarıları yapmak zorundayız. O dönemi peki nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü şimdi hala seçime giderken bile bunları söyledi ve kamuoyu ikna edilmeye çalışıldı. Evet. Şimdi bir kere size şunu söyleyeyim. Babacan zaten iktisatçı değil. Ama iktisatçı olsa da... Nasıl iktisatçı? Yani bir iktisatçı değil. Mühendis, ondan sonra da işletme master'ı yapmış. İktisatçı değil. Yurt dışında aldığı eğitimleri. Aldığı eğitimler bunlar. Yani ODTÜ'de mühendislikten sonra yurt dışında MBA'yi yapmış. Mühim değil. Ekonomist olsa da kafası
ve yerleştiği yer, geldiği iktidar itibarıyla kalkınmacı, üretimci, eğitim ve teknolojide bir atak yapacak sanayileşmeci biri değil. Ne derseniz küreselleşmeci. Yani Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolünde küresel sisteme eklensin. Para akışı ki onun geldiği yıllarda deniz ötesi sermaye girişi çok fazlaydı. Sıcak para. Sıcak para. Bize değil sadece her tarafa. Yani o dönem risklerin düşük olduğu, henüz ülkelerin yani bundan 21 yıl önce ülkelerin risklerinin ve borçlarının tehditlerin bu kadar artmadığı bir zamandı. Küreselleşmenin pik noktasındaydık biz. Onun için uluslararası sermaye Türkiye'ye geliyor, akıyor, kâr ediyor ve bir sanal zenginlik yaratıyor. Yani sanki siz üretiyormuşsunuz, siz kazanıyormuşsunuz gibi. Hı hı. Oysa durum çok farklıydı. Şimdi bakın ne oldu. Şimdi Türkiye'de siz bunu seyircimiz anlar inşallah. Değerli izleyiciler, birazcık da Türkiye ekonomisinin son 20 yılının fotoğrafını çekiyor noktasına geldik. Geldik. Yayın bizi bu noktaya getirdi. Şimdi konuya bugüne geleceğiz ama şu bu bir arşivlik bir yayın olsun. Şurası çok önemli. Lütfen dikkatle dinleyelim. Bakın. 2002'de ne oldu? Şimdi şöyle diyelim, 2001'de devalüasyon oldu, krizler yaşandı, Türk lirası değer kaybetti. Diyelim ki 1 dolar 1 lira. 2002'ye başladık. Üreticiyim. Ürettiğim de bu. Tamam mı? Üretim maliyetim artı karım artı yurt dışına gönderimim 10 lira. 10 lira. 1 lira 1 dolar. 1 lira 1 dolar 10 dolar. Tamam mı? Aynı ürün Amerika'da 13 dolar. Tamam. Amerikalı ne yapıyor o zaman? Aa, Türkiye'de aynı ürün var 10 dolar. Oradan alayım diyor. Harika. Böylece yurt içine de satıyorum, yurt dışına da satıyorum, ihracat yapıyorum ve dış ticaret fazlam var. O sene enflasyon %100 oldu. Bak. Üretim maliyetim artık 10 lira değil 20 lira oldu. Hı hı. Tamam. Ama ülkeye döviz girişi olduğu için, yani yüksek faiz verdiğimizden döviz geliyor bir, faiz veriyorlar diye büyük büyük. Döviz geldikçe dolar enflasyon kadar değer kaybetmesi lazım. Daha doğrusu TL'nin değer kaybetmesi lazım, doların değerlenmesi lazım. Yani sene sonunda %100 enflasyonda 1 dolar 2 lira olması lazımken dolar girişi olduğu için 1 dolar 1 lira kaldı. Sizin üretim maliyetiniz 20 lira. Dolar 1 lira. Şimdi kaç para? 20 dolar bardak. Hı hı. Bak 10 dolardı ama dolar enflasyon oranında yükselmediğinden artık 20 dolar. Amerikalı sizden almıyor. 13 dolar onda. Hı hı. Siz başlıyorsunuz ondan almaya. Türkiye'de yaşanan süreç bu oldu aynı. Türkiye 2002'de başladı bu. Bir sıcak para cenneti oldu. Dolar girişi yükseldi. Dolar girdikçe ve Türk lirası aşırı değerli. Dolar ucuz kaldıkça biz yurt dışına ihraç edemez olduk. Hı hı. İhraç edemediğimiz gibi yurt içindeki bardak üreticisi artık üretimi sürdüremedi. Niye? Çünkü Burcu, Bartu falan Amerika'dan almaya başladı. Daha ucuz. Aynı kalite mal daha ucuz artık. Tabii bu o zamanlarda piyasalara çok hissedilen bir kriz haline gelmedi. Neden? Sıcak para geliyor,
onun yarattığı yani bir sanal zenginlik var. Üretici ağlıyor. Evet. Üretici ne yaptı? Bakın bizde ne yaptı? Sessizce fabrikayı kapattı ve ticaret yapmaya başladı. Türkiye üretimden 2008'e kadar koptu. İspat edebilir misiniz? Soracaksınız. İspat ediyorum. 2000'de 14 milyar dolar olan dış ticaret açığımız 2008'de 100 milyar dolar oldu. Alın size ispat. Bak nasıl yıllarla birlikte siz ihraç edemedikçe, ithal malları ucuz kaldıkça ithalat coşmuş ve üretici baş edememiş, rekabet edememiş, kapatmış. Peki. Fabrikasını. Nedir bu? Bu küreselleşmedir işte. Peki Bartu Bey, gelelim bugüne. Evet. Bütün bunlar katlanarak geldi ve karşımıza çıktı. Evet. Merkez Bankası bile açıkladı 818 milyar lira zarar. Buradan dönüş var mı? Buradan nasıl çıkılır peki? Şimdi var. Şundan var. Türkiye'nin potansiyeli büyük olduğu için var. Jeopolitik konumu çok kuvvetli olduğu için var. Yani bizim misak-ı milli sınırları dediğimiz yer çok kıymetli bir yerde. Batıyla doğunun ortasında ama denizlere hakim. Ateş çemberi ortasındayız, içindeyiz. Şöyle, sizin bulunduğunuz yer itibarıyla kartları çok iyi oynayabilme şansınız var. Karadeniz var, Doğu Akdeniz var, Marmara var. Türkiye bir, tarım anlamında çok verimli toprağa sahip. Çok verimli. Hollanda'nın 10 katı büyüklüğünde verimli toprağa sahibiz. Hollanda'nın tarımdaki dış ticaret fazlası 45 milyar dolar. Bizim onda birimiz. Bak. Demek ki tarımı doğru destekler, doğru planlarsak, örneğin toprak analizi bizde yok. Ya hangi, yani bu toprakta domates mi, patates mi verimli, ölçtük mü? Azotu ne kadar bilmiyoruz. Toprak analizi yok. Ama yetiştiriyordu çiftçi köylü onları. Tabii alıştığı bir şey var. İki, iklim analizi yok. Yani hangi toprakta hangi ürün yani verimlidir. Üç, ürün planlaması yok. Yani bir sene, uyduruyorum, çeltik ektik, çok kâr ettik. Ertesi sene herkes çeltik ekiyor. Bu sefer çeltik fazlası oluyor, zarar ediyor. Plan var mı? Yok. Dört, topraklar kullanılmayan verimli toprak çok fazla. Beş, ata tohumu var. Yani Anadolu bin yıllık tarım toplumunda onu kullandırtmıyorlar. Hollanda ve İsrail'in hibrit tohumunu zorluyorlar. Bugüne geldik mi? Dünya Bankası projesinde de bu var işte. Endüstriyel tarıma geçin, uluslararası şirketleri davet edin, hibrit tohumu kullanın. Anladınız mı? Dünya Bankası nedir? Dünya Bankası sadece çok uluslu şirketlerin kâr etmesi üzerine proje yapar. Amacı da budur zaten. Yani Dünya Bankası'na küfredecek bir şey yok. 1944'te kurulurken amacı bu zaten. İlan ediliyor. Yani bunda bir biz niye kabul ediyoruz bunu? Soru işareti değil bu. Ekonominin literatürünü açtığımızda, kalkınma ekonomisinin, makaleler yüzlerce. Dünya Bankası'nın işi budur. Yapısal dönüşümle gelişmekte olan, 50 yıldır gelişiyorlar ya, gelişemediler. Gelişemezsin. Dünya Bankası'nın programıyla, kredisiyle gelişebilen bir ülke görmedim ben. Bir tane. Bartu Bey, şunu soracağım. Biz bunu niye kabul ediyoruz? Hibrit tohumu biz niye kabul ediyoruz? Onu, i̇şte istihdamda %50 sığınmacı bulundurulması şartını. Yerli ve sadece milli olduğumuz için. Yani
bu sorunun muhatabı AKP hükümeti. Yani milletimizin artık bunu gördüğünü elbette bakın bu mesela Dünya Bankası sözleşmesini mesela ana muhalefet de sorgulamadı fazla. Yahu belge var ya, belge var. Yorum yapmıyoruz ki. Resmi belgeyi download ettik, çıktı gösterdik. Biz bir şey yapmadık yani. Hiç kimse ağzını açmıyor. Allah'tan ki ben gördüm, başkaları da görmüştür. Söyledik. Bizimkisi yani ses getirdi. Kardeşim yani ama zaten Dünya Bankası'nı bilmiyor musunuz? Yani ben Kanada'da okudum, BM'de falan ama bunu herkes biliyor şimdi artık. Şimdi konu şurada. Ya daha doğrusu şimdi vatandaşlar gözünden baktığımız zaman bu konuya şu nedenle çok böyle üzerine gidiyoruz ki bu konu anlaşılsın. Tabii. Çünkü şimdi 18 milyonluk dolarlık fon aldık. İşte ekonomimiz güçlendiği için bize bu fon veriliyor deniliyor. Tabii tabii. Bu böyle deniliyor. Bütün gün sabah akşam bütün televizyon kanallarında bunlar. Pes diyorum yani. Tabii. Pes diyorum. Çünkü güvenilir bir ekonomi olduğumuz için bize bu paralar geliyor. Yani ikincisi dış borcumuz 475 milyar dolar, 18 gelen 18 milyar o da gelirse. Evet. Peki işin süremizin bir dakika yönetmenim de beni uyardı. Sonuna geliyormuşuz. Tamam hızlanıyorum. Peki hızlanıyorum. İstihdam meselemiz var bir var. De. Yani işsizliğimiz siz... bizim yok mu da bakın şunu söyleyeyim. Siz plan yapmadan yani Batı nasıl kalkındı o tarihi incelemeden, literatürü incelemeden ben inceledim. Söyleyeyim hemen plan yapmanız şart. Yani Türkiye bundan sonra tarımda mı nasıl canlandıracak, teşvikler ne olacak, tohumunu kendi tohumunu nasıl kullanacak, üretecek? Şimdi şunu soruyorum. Sorun. Şimdi burada haklısınız, tamam. Bunları hani yayın içinde de anlattık da vatandaş neyi soracak o zaman? Vatandaş neyi sorgulayacak? Çünkü geçim derdindeler. Evet. Bütün Ramazan biz burada yayınlar yaptık. Evet. Ya 71 yaşında insanlar, emekler pidenin dedi kokusu. Hayatım boyunca unutamayacağım ben bunu. Pidenin kokusu geliyor, canım çekiyor, alamıyorum dediler. İşte et ve süt kurumunun önünde uzun kuyrukları gördük. Şimdi vatandaş bir noktada evet AK Parti'yi şu anda ikinci parti haline getirdi. Ama bu süreç içinde önümüzde de uzun bir süreç var. Sorgularken, sorarken neyi söyleyeceğiz, nereye baksın ve tamam yönetim bunu yapsın ama söylediklerinizden şu çıkıyor. AK Parti iktidarı bunu yapmadı, yapmaya da niyeti yok gibi duruyor bu anlattıklarınızdan yok. Ve gördüklerimizden çıkan bu. Yok. Peki biz ne yapacağız? Tamam. Vatandaşın sorgulayacağı şey şu. Bu gerçekleri söyleyen ve biz Amerika Birleşik Devletleri'nden bize yönlendirilen bu sistemi reddediyoruz. Biz Atatürk'ün Türkiye'ye yaptığı gibi yani 10 yılda 44 fabrika kurmuş, ulaşım ağlarını kurmuş, köy enstitüsüyle eğitimi canlandırmış bu sistematiği söyleyen partilere yöneliyoruz, güç veriyoruz derlerse o zaman Dünya Bankası'ndan kredi kullanıp bir de bunu satmaya bir de Türk halkını borçlandırıp mültecileri istihdam etmeye kalkamazlar. Yani tekrar ediyorum vatandaşın soracağı şey şu siz Türkiye'de üretimi arttırmak için ne yapıyorsunuz? Hangi fabrikalar? Ne iş? Mültecileri 13 milyon kaçağı sığınmacıyı gönderiyor musunuz? Gönderecek misiniz? Bunu söyleyen partiler hangileri ise onlara güç versin. Vermez ise ya yine de AKP'dir der ise tekrar ediyorum göreceksiniz 3-4 ay sonra buluştuğumuzda 8 ay sonra buluştuğumuzda 12 ay sonra buluştuğumuzda bugünler unutmayın
iyi günlerimizmiş diyeceğiz. Şimdi bir haberimiz vardı, o konu üzerine de görüşlerinizi alacaktım. Vaktimiz olduğu kadar gidelim. Bakan Şimşek 47 yıl aradan sonra yerel yönetimler CHP'ye geçince bir açıklama yapıyor ve kulis haberlerine göre, ama kulis haberlerine göre Mehmet Şimşek yeni dönemde belediyelere verilen ödenekte kesinti yapılacağını söylüyor. Bir haberimize gidelim, sonrasında konuşalım. Belediyelerin borçlarını da konuşacağız. Seçim yenilgisinin ardından ekonomik krize çare arayan iktidar belediyelere kendi yağında kavrul mesajı verdi. AKP'nin birçok belediyeyi muhalefete kaptırmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yeni dönemde tasarrufa gideceği iddia edildi. Politikasıyla eş güdümlü yürüyor. Gazeteci Fuat Uğur köşe yazısında belediyelerin artık kendi yağında kavrulacağını, şenlik ve festival gibi etkinlikler için verilen desteklerde kesintiler olacağını öne sürdü. Alınacak diğer tedbirlerse şu şekilde: hayvancılığa, tarıma ve çiftçiye daha fazla önem verilecek. Çevre ve yeşil enerji ön planda tutulacak. Otoyol, havalimanı, köprü gibi devasa yatırımlar yapılmayacak ve son olarak da kayıt dışı paranın ve vergi kaçakçılığının önüne geçmek için gerekli tedbirler alınacak. Öte yandan Uğur'un yazısındaki bir bölüm daha dikkat çekti. Buna göre ekonomi politikaları konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Bakan Şimşek'in anlaşmazlık yaşadığı, hatta iddialar arasında iplerin koptuğu noktasına geldiği yazıldı. Ancak bu iddiaya yalanlama geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi haberin doğru olmadığı bilgisini paylaştı. Şimdi bu haberin doğru olmadığı bilgisi geliyor ama biz şimdi şunu da görüyoruz ki Erdoğan şunu söylemişti. Yerel yönetimlerden olan, genel merkezi yönetimden olanları seçmezseniz hani hizmet biz de getirmeyiz demişti. Hatta bunu Hatay'da söylemişti. Bu bir. İkincisi, belediyelerden çıkan borçları görüyoruz. Artık 10 metre asıyor insanlar belediyelerin binalarına. Yani bu da çok... Böyle komplo teorisi kurmayalım tabii, olasılıksız değilmiş gibi duruyor ama değil. Şimdi bu belediyelerdeki bunca borcu nasıl değerlendireceğiz? 3 dakikamız kalmış. Yani şimdi şöyle, hep vurguladığım şey şu: yeteri kadar gelir üretmezseniz borçlanırsınız. Yani bizim evde de böyle, sizde de böyle, belediyede böyle, bakkalda böyle, şirkette böyle, üreteceksiniz. Yani ürettiğinizden daha hatta azını harcayacaksınız. Ama biz kendi de bütçesi kadar belediyeler borç yapmışlar. Evet, çünkü çok borçlanıyor. Belediye hizmetlerini arttırıyor. Tabii burada soru işareti çok fazla var. Çünkü her makama gelen zengin olup gidiyor. Şimdi o zaman şu soruluyor: bu hizmetlerin bedeli 3 liraydı da 7 liraya yapıldı, bunun için borçlar alındı, 4 lirası da yendi mi? İlçe belediye meclisine aday olanlar araç giydiriyorlardı, 5-6 tane. Arkadaş, araç giydiriyorsun, gezdiriyorsun, broşürler, pankartlar, bu parayı harcıyorsun. En az 30-40 bin dolar harcıyorsun. Belediye meclisine üye olduğunda ne alacaksın ki? Sorusunun cevabı şudur: belediyeler öyle bir imar sahtekarlığıyla Türkiye'yi yedi ki, bak çok net. Son 1,5 dakikamız. Türkiye'yi imar rantıyla öyle bir yediler ki, bakın, Türkiye öyle plansız büyüdü ki, tepe 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 bütün gökdelenler, AVM'ler, şimdi evler. Şimdi böyle deyince aklımıza Murat Kurum geliyor direkt. İnanılmaz. Seçim dönemini biz burada İstanbul'da kendisiyle geçirmek durumunda kaldık adaylığından dolayı. Direkt imar barışı yap, af değildi dedi. Barıştı o dedi. Onu düzeltmek istedim. Onu hatırlatayım. İnanılmazdı yani. Ve aynı sistematik siyaseti belediyeler fonluyor.
Tamam. Yani gerçekten Türkiye 1930'daki gibi üretimini planlamak devletin planında, devletle özel sektörün beraber hareket ettiği plan doğrultusunda sanayisini, teknolojisini, eğitimini, tarımını tekrar üretir noktaya getirdiği bir felsefeye geçmek zorunda. Başka çare yok. Efendim Bartu Soral'a çok teşekkür ediyoruz. Önemli bilgiler paylaştı. Arşivlik bir haberdar yaptık bugün. Şimdi bir klasiğimiz var ya, İstanbul'u da şöyle bir dolaşmaya çıkalım. Biraz stresimizi atalım, kafamız dağılsın. ...demek üzere Eyüp Sultan'da yazılıyor. Bugün Eyüp Sultan'dayız. Haliç'in Seyir Tepesi, İstanbul'un Karadeniz kıyısı. Maneviyat başkentinin olmasının yanı sıra denizle iç içe bir yaşam merkezi. Lezzetleriyle, tarihiyle, mimarisiyle Eyüp Sultan bizi bekliyor. Hadi gezimiz başlasın. Haliç deyince akla sabah manzarasını şenlendiren kürekçiler geliyor. Kürek deyince de yollar Haliç Su Sporları Merkezi'ne çıkıyor. Şu an ben de çok heyecanlıyım. Hazırlanıp Haliç'te ilk kez kürek çekmeyi deneyimleyeceğim. İstanbul, deneyimlerin şehri. Kürek sporunu deneyimlemek isteyenleri de Haliç'e Eyüp Sultan'a davet ediyor. Denizlerin ritmini duymak, rüzgarı daha yakından dinlemek, bedeninize iyi bakmak, tüm bunları yaparken de eşsiz bir manzarayla ruhunuzu doyurmak inanılmaz bir deneyim. Şehrin enerjisine, hayatın enerjisine ayak uydurmanın yolu kendimize bakmaktan geçiyor. Şehir bize imkanlarını sundukça bize de keyif almak düşer. Güne güzel başlamanın bir yolunu daha keşfettikten sonra hazırlanıp Eyüp Sultan'ın sunduğu sayısız deneyime doğru yol alıyorum. Eyüp Sultan Osmanlı döneminde sur dışında yerleşimi olan 3 merkezden biri. Bizans döneminde ise su kaynakları sebebiyle köy hayatının yaşandığı biliniyor. Tabii ki tarihi bu kadar eski olunca Eyüp Sultan'ın her sokağının başında nesilden nesile aktarılmış bir işletme, işinin erbabı bir usta ya da kültüre oturmuş bir lezzet bulmanız mümkün. O zaman Eyüp Sultan lezzet turumuz başlasın. Geleneksel lezzetlere bir yolculuk Eyüp Sultan. Eski yerleşim olunca fırıncılık, tatlıcılık, aşçılık da nesilden nesile geçen geleneklere dönüşmüş. Her köşe başı bir lezzet durağı, her köşe başı kuşaktan kuşağa gelen bir birikim. Eyüp Sultan Türbesi İstanbul'un fethinden sonra bizzat Akşemseddin'in önderliğinde keşfedildi ve hemen ardından bir külliyeye dönüştürüldü. Şimdi onu görmek için yollara düşen yüzlerce insan ağırlıyor. Burası bir huzur makamı. Dillerde dua, yüzlerde gülümseme, ihtişamlı bir mimari ve içinizi ısıtan bir tarih. Eyüp Sultan da mutlu bir tebessüm ruhunuzu sarıyor. Eyüp Sultan yıllarca halk ile padişahların bir araya geldiği bir merkez olmuş. Bağlılık yemini, tahta oturma, kılıç kuşanma, sünnet düğünleri ve zafer kutlamaları Eyüp Sultan'da kutlanırmış. Zamanla değişen dünya dengeleriyle bu ilçe bir sanayi merkezi haline de gelmiş. Hem maneviyatın hem gelişimin bir sembolü olmuş Eyüp Sultan. Hadi gelin bu tarih kokan sokakları birlikte gezelim. Eyüp Sultan o kadar eski bir yerleşim yeri ki her adımda bir yüzyıl, her sokakta bir dönem değişiyor gibi hissediyorsunuz. Meydandan dağılan her biri farklı bir zamana açılan kapılar gibi sokaklar. Ama mutlaka Eyüp Sultan'da olduğunuzu size hatırlatacak bir tarih, bir gelenek yolculuğunuza eşlik ediyor olacaktır. Eyüp Sultan maneviyatıyla, doğasıyla ruhumuzu doyurur. Peki ya çocuk ruhumuz? Neyse ki Eyüp Sultan tarihi oyuncakçılar çarşısıyla bu ihtiyacımıza da yetişiyor. Evliya Çelebi'nin de kaleme aldığı bu çarşı yüzyıllardır çocukların, belki de ruhu çocuk kalmışların hayallerini süslüyor. Hadi gelin Eyüp Sultan'ın bu renkli dünyasını birlikte keşfedelim. Günü güzelleştiren en güzel şey belki de bir çocuk gülümsemesidir. Eyüp Sultan'da bu gülümsemeler yüzyıllarca sokakları şenlendirmiş. Sünnet düğünü mü var, yollar Eyüp Sultan'a çıkmış. Bir başarı, belki bir karne, belki bitirilen bir kitap. Yollar hep Eyüp Sultan'a çıkmış. Buraya gelmek
çocukların rüyalarını süslemiş. Onların dünyası hep Eyüp Sultan'a çıkıyormuş. Osmanlı mutfağının en eski tatlılarından tulumba, Eyüp Sultan'da geleneksel haliyle damaklarımızı şenlendirmeye devam ediyor. Basit malzemelerin bir araya geldiği bu tatlı yapmak o kadar da kolay değil. İyiyle mükemmel arasındaki farkı sunmak ustalık istiyor. Neyse ki Eyüp Sultan bizi bu ustalarla ve lezzetlerle buluşturuyor. Şimdi günümüzü tatlıyla şenlendirme vakti. İstanbul'un en meşhur tulumbacısına geldim sonunda. Teşekkürler, hoş geldiniz. Ne özelliği var sizin tulumbanın? Glikozsuz olması, mısır şurubu yok, midenizi yakmaz. Yarına kaldığında biraz yumuşama yapar ama yine yenilir. Siz o hep geleneksel tarife devam ediyorsunuz. Tabii tabii, 1987'den beri. Babam nasıl bıraktıysa öyle devam ediyor. İşte o zaman tadına bakayım. Şöyle yapalım be. Beğendiniz mi? Çok güzel. Dediğim kadar var. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Babanızın da ellerine sağlık. Teşekkür. Haliç'e bir de yukarıdan bakmak isteyenler için tabii ki tek adres Pierre Loti. Bu tepeye çıkan yolda en az tepe kadar güzel bir manzara sunar bize. Yüksekliğin verdiği hafif adrenalin de deneyime ayrı bir zevk katar. Yazarlara ilham, şairlere mısra, ressamlara renk olmuş bu eşsiz manzara. İstanbul'un en güzel seyir tepesi, tarihe Türk dostu diye geçmiş Fransız yazardan almış adını. Ve hala görenleri kendine hayran bırakıyor. Eyüp Sultan her köşesinde bir sürprizle bizi karşılıyor. Tarihi doku ile modern hayat ahenkle uyum bulmuş. Bir an geçmişte, bir an gelecektesiniz. En ufak yolculuğunuzda bile eşsiz bir Haliç manzarası en büyük eşlikçiniz. Ferah havasıyla nefesiniz tazelenirken bir anda karşımıza tarihi yapılar, sanat merkezleri çıkıyor. Haliç şüphesiz en güzel günlerini şimdilerde yaşıyor. Eski adıyla Fesane-i Amire, yeni adıyla Art İstanbul Fesane'deyiz. Yıllar içerisinde bir fabrikadan sanat ve kültür merkezine dönüşen bu kurumu gelin yöneticisi Bahar Çelik Omur'dan dinleyelim. Merhaba Bahar Hanım. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz? İyiyim, çok teşekkürler. Fesane'nin bir sanat merkezine dönüşme hikayesini bize anlatabilir misiniz? Tabii. 1998'de özgün mimariyi korunarak bir restorasyondan geçiyor burası. Ekrem Başkan'ın İBB'nin başına gelmesiyle birlikte buranın bir sanat merkezi olarak yeniden işlevlendirilmesi üzerine çalışmalar başlatılıyor ve yaklaşık 3 yıllık bir restorasyondan sonra bugünkü haline kavuşuyoruz. Çok güzel. Uzun bir süreçten sonra evet. Ama çok güzel bir mimarisi olan da bir bina çıkmış ortaya. Evet. Peki burada ne tarz etkinlikler oluyor? Burada hem gördüğünüz gibi bir sergi var. 300 aşkın sanatçı ve 400 aşkın eserle oluşturulmuş Ortadan Başlamak sergisi 19 küratör tarafından hazırlandı. Gelenler hem bu sergiyi gezebiliyorlar, hem kütüphanemizi kullanabiliyorlar, hem bir sosyal mekan, yeme içme alanı olarak Beltru'dan faydalanabiliyorlar. Bunun dışında bir etkinlik alanımız daha var. Burada çocuklar için, her yaştan çocuk ve gençler için haftanın 3 günü ücretsiz etkinlikler yapıyoruz. Ayrıca haftanın bir günü bahçede açık hava sineması var, hem çocuklar hem yetişkinler için. Peki buradaki etkinlikleri nasıl takip edebiliriz? Hem İBB Kültür'ün web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından, hem de Art İstanbul Fesane'nin kendi sosyal medya hesabından haftalık olarak takip edebilirsiniz. Çok teşekkürler Baran. Çok teşekkür ederiz. Bugün Eyüp Sultan hem bedenimizi hem ruhumuzu besledi. Şimdi sırada ruhumuzu sanatla doyurma zamanı. Hadi Art İstanbul Fesane'yi gezelim.